Türkiye'de dünyanın sayılı mega projeleri hızla inşa ediliyor. Yapımı süren tüneller, otoyollar ve havalimanlarıyla ulaşımı daha kolay hale geliyor. Yatırımların bir kısmı tamamlanarak faaliyete geçerken bir kısmındaysa çalışmalar halen sürüyor. Türkülerde, şiirlerde, şarkılarda hep aşılmaz denen yol vermeyen dağlardan bahsediliyor. Türkiye yolları kısaltan, mesafeleri azaltan teknolojiye artık yabancı değil. Modern tüneller Türkiye'de gündelik yaşamın bir parçası. Ya Allah, bismillah. Ne zaman kollar İç Anadolu ile Batı Karadeniz'i buluşturmak için sıvansa hep Ilgaz'da aşılamaz cümlesi gök kubbede yankılandı. Takvimler 2016'yı gösterdiğinde ise o cümle hükmünü yitirmişti. 2012 yılında başlayan tünel çalışması noktalanmış ve sadece 4 yılda 5 kilometrelik iki tüp tünel inşa edilmişti. 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapımından önce Ilgaz Dağı'nın sarp yolları 35 dakikada ancak aşılabiliyordu. Şimdi bu süre 4 kat kısaldı. Şimdi tünelden geçiş sadece 8 dakika sürüyor. 1 Mart 2018'de hizmete girdi. 5228 metre uzunluğundaki tünel güzergahında 3 ayrı tünel ve 4 viyadük bulunuyor. Tünelin ulaşıma açılmasıyla mevcut güzergah 12 kilometre kısaldı. Tam 60 yıllık hayal gerçek oldu. Artvin'in Hopa'yla Borçka ilçeleri arasındaki can kurtaran tüneli araç trafiğine açıldı. Karadeniz'i, daha doğrusu İç Anadolu'ya kestirme bir şekilde bağlayacak önemli bir tüneli hizmete sunmuş oluyoruz. İsmi üzerinde can kurtaran. Dolayısıyla canları kurtarmış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Geçmişte sadece hayal edilenler bir bir gerçekleşti. Tünel inşaatları en çok zorlu coğrafyası nedeniyle Karadeniz bölgesinde yoğunlaştı. Yüksek rakımlı yerler karın, çok karalan bölgeler yerlerdir. Ve yol dar ve virajlı tabiri caizse. Dolayısıyla bütün bunlar tehlike arz etmektedir. Siz tünelle hem bu trafik güvenliğini sağlamış olursunuz hem de diğer taraftan işletme açısından da büyük bakım masraflarından da kurtulunmuş oluyor. Tüneller bölgeyi de hareketlendirdi. Kış aylarında günlerce kapalı kalan yollar tarih oldu. 5228 metre uzunluğundaki tünel güzergahında daha küçük 3 ayrı tünel ve 4 viyadük daha inşa edildi. Hem mesafeler kısaldı hem de yıllık 100 milyon Türk lirası tasarruf sağlandı. Doğu Karadeniz kıyılarında yaşayan insanların yaylalarla bağlantıları var, ticari bağlantıları var iç kesimlerdeki illerle. Dolayısıyla buralara yapacakları seyahat bakımından bu tüneller bölgemiz için adeta hem güvenlik bakımından hem de ülkenin, milletin faydası, halkın faydası bakımından olmazsa olmazdır diye bakmak gerekir. 2640 rakımlı Ovid Dağı'nda yapıldı. 2012 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atıldı. 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolu 200 kilometreye düştü. Karadeniz'in en önemli geçiş güzergahlarından biri Rize-Erzurum hattı. 2640 rakımlı Ovid Dağı kara kışta geçit vermiyordu, çözüm bulundu, oraya da tünel yapılması için harekete geçildi. 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde inşaat başladı. Sultan II. Abdülhamit döneminde başlayan 132 yıllık bu projeyi hayata geçirmek her zaman olduğu gibi bize nasip oldu. Ovid Tüneli'nin delme işlemi 2016 yılında bitti ve ışık göründü. Uzunluğu 14.300 metre. Çift tüplü tünel Türkiye'nin ikinci, dünyanınsa üçüncü en uzun karayolu tüneli. Tünelle 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolu uzunluğu 50 kilometre kısalacak. 12 ay boyunca kesintisiz ulaşım sağlanacak ve tarihi İpek Yolu yeniden canlanacak. Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak Ovid Tüneli'nin en önemli ayağı Erzurum-İspir arasındaki Kırık Tüneli. Kırık Tüneli, Rize-Erzurum hattındaki mevcut mesafeyi çift tüp sistemle 33 kilometre kısaltacak. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Tünelde ilk ışık 2019 yılı sonunda görülecek. Tüneller tamamlandığında Erzurum-Rize arasındaki 4 saatlik seyahat süresi 2,5 saate inecek. 14,5 kilometre çift tüplü tünelde delme işleminin %50'si bitti.
tamamlandığında Avrupa'nın en uzun, dünyanın ikinci en uzun tüneli olacak. Temeli 17 Mart 2017'de atıldı. Yeni Zigana Tüneli 29 Mart 2019'da bitecek. Ya Allah, bismillah. Amaç sadece tünel yapmak, insanların yaşamlarını kolaylaştırmak değildi. Rekorlar da kırılmalıydı. Kollar bunun için de sıvandı. Yeni Zigana Tüneli her biri 14,5 kilometre uzunluğa sahip çift tüpten oluşuyor. Tamamlandığında Avrupa'nın en uzun tüneli olma özelliğine sahip olacak. Yeni Zigana Tüneli'nin temeli 17 Mart 2017'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atıldı. 14 ayda tünel derme işleminin yarısı tamamlandı. Tünel 29 Ekim 2019'da faaliyete geçecek. 29 kilometre toplam uzunluğuyla dünyanın ikinci uzun karayolu tüneli olacak. Ekipler Gümüşhane tarafında olduğu gibi Trabzon tarafında da 7/24 kesintisiz çalışıyor. Tünelle birlikte Trabzon-Gümüşhane arasındaki yol 8 kilometre kısalacak. Böylelikle iki şehir arasındaki karayoluyla ulaşım süresi 45 dakikaya inecek. Coğrafi bölgeyi aşmak için Zigana Tüneli, Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, bunlar bölgenin sarp yapısını ortaya koyan bir durumu, gerçeği işaret etmektedir. Bölge insanının doğu illerine, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan gibi bu bölgenin önünü de açmaktadır. Bölgedeki bu irtibat sayesinde bölge insanlarının ticari anlamda da kaynaşması, ticaretin gelişmesi noktasında da çok önem arz etmektedir. Yatırımcılar bakımından, pazara ulaşım açısından, hızlılık açısından, konfor açısından büyük önem arz etmektedir. Sadece Karadeniz değil, diğer bölgelerde de irili ufaklı birçok tünel inşa edilirken birçoğunun yapımı da sürüyor. Türkiye'nin yüz akı olan bu dev projeler ülkeyi geleceğe taşımaya devam ediyor.